Trav Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Forex piyasalarıyla alakalı gündemi değerlendireceğiz. Kimle beraber? Utku'yla değerlendireceğiz. Bugün Utku'ya eşlik etmek istedim. Aslında biraz da ondan rol çalıyorum. Kendisi zaten grafiklerle, nokta atışlarıyla beraber yatırımcılara bilgilendirmelerini etkin bir şekilde yapıyor. Utku hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi diyelim, iyi olsun. Piyasalar iyi oluyor Utku. Biz de iyi oluyoruz. Ama tabii piyasa iki yönlü olduğu için özellikle de Forex tarafında long tarafta bulunan yatırımcılarımıza da desteği veriyoruz. Short tarafta bulunan yatırımcılarımıza da elimizden geldiği kadar desteği veriyoruz. Utku, geride bıraktığımız hafta Cuma günü verilerin verisi, ABD tarımdaki istihdam verisi geldi. Beklentiye paralel geldi ama hala Eylül'de FED gelme 25 bas puan arttır. Hala enflasyon devam ediyor. Ve aslında bütün bu işlerde yatırımcının hep merak ettiği ve özellikle de yönünü tam kestiremediği veyahut da optimal noktada dahil olamadığı bir kıymetli metal altın var. Altın bazen başa dert, bazen de çok güzel çare oluyor. Ama daha önce de ons altında şunu konuştuk. Ons altın 2000. Sonra 2500 dolar. Niye? FED faiz artışını durduracak. Faiz indirimleri gelecek ama kalabalık işaret ettiği 2000 dolarları göremiyoruz. Acaba şimdi sence onsun bu fiyatına bakınca 1900'leri ve aşağısını mı konuşalım? 2000 ve üzerini mi konuşalım? Ne dersin? Ne yapalım? Ne edelim? Ne yapmayalım? Söz sende. Sizin de dediğiniz gibi geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisi piyasalardaki fiyatlama için ana etkili unsur oldu. Bir miktar daha geçtiğimiz hafta Wall Street Endeks'lerinde satışlar gösterdi. Altın tarafında bir miktar daha yukarı yönlü hareketin tamamının geri alınmamış olduğunu görüyoruz aslında. Şimdi altında bir miktar daha işler aslında karışık. Hafif geri çekimler yaşanabiliyor. Özellikle bu dolar endeksinin 102 bandı üzerinde kalıcılık sağlamasıyla birlikte biz çok 2000 seviyesi üzerine ataklar göremedik. Ama son dönemde artan özellikle jeopolitik risk faktörü dikkat çekmeye devam ediyor. Biz de biliyorsunuz sıkça değiniyoruz burada. Özellikle evet. Afrika tarafındaki gelişmeler, burada Fransa ve Afrika arasındaki gerilimler, daha sonra işte Rusya ve Çin'in aslında arka planda buradaki gelişmelere dair olmasıyla beraber buradaki jeopolitik risk faktöründe artış gösterdiğini görüyoruz aslında. Şimdi Rusya-Ukrayna tarafındaki hareketleri fiyatlamamış bir altın söz konusuydu. Hatırlarsınız 2008 yılındaki tepe seviyeler, bu son uzun vadeli yönündeki yatay hareketlik sonrasında daha yeni işte geçtiğimiz aylarda yukarı yönlü bir kırılımı gerçekleşmiş oldu. Yani uzun süredir baskılanan bir altınla karşı karşıyayız. İşte Wall Street Endeks'lerine bakıyoruz. Hepsi ATH seviyelerine yakın durumda. İşte kripto paralara baktığımız zaman orada zaten ciddi hareketlikler gördü. Yani riskli varlıkların çoğunda aslında yukarı yönlü hareketlikler biz gördük ama altın tarafına baktığımız zaman bu özellikle orta uzun vadeli yönümde hep bir baskılanma hareketi söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu baskılanma karşısında artan jeopolitik faktörlere bağlı olarak da merkez bankaları rezervlerini ciddi anlamda arttırıyor. Özellikle burada bu en sonki gelişmelerin taraflarından olan Rusya ve Çin tarafında ciddi anlamda aylık bazda sürekli rezervlerin artış gösterdiğini görüyoruz. Her buradaki aşağı yönlü hareketleri bir miktarda alım fırsatı olarak değerlendiriliyor gibi bir durum söz konusu. Bundan dolayı ben altın tarafında özellikle orta uzun vadeli dönemde bu yatay bant hareketlerinin kırılmasıyla beraber çok ciddi sert hareketlikler görebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle bu jeopolitik riskler yakından takip edilmeli. Buradaki gerilimin tırmanmasıyla beraber ani ataklarla altın tarafında hatta ons bazlı 2000 doların üzerinde kalacak. Sonrası 2500 bantlarına doğru bir ani ataklar görebiliriz diye düşünüyorum. Peki Utku, bir lafını balla keseyim, araya gireyim. Önce evet. 1900 ve aşağısı hareket, oradan 2000-2500 mü, yoksa buralar artık tamam fiyatlamalara dahil oldu, oradan sert tekrar 2000 ve belirttiğin seviyeler mi? Önce aşağı sonra yukarı mı veyahut da ne hangisi? Şöyle ki çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Kısa vadeli görünümde bir miktar daha doların ben küresel anlamda güç kazanacağını düşünüyorum aslında. Dolar endeksindeki yukarı yönlü ataklarla altın tarafında da bir miktar geri çekimler normal kabul edilebilir. Özellikle burada 1933-1920 daha sonra 1902 desteği ön plana çıkıyor ki 1902 desteğine doğru geri çekimler, orası kabul edilebilir kısa vadeli görünümde. Ama bu geri çekimler
olsa da ben orta uzun vadede görünümde jeopolitik risklerin, artan enflasyonist ortamın, özellikle petrol tarafında da yine bu yukarı yönlü erkittiklerin devam ettiğini görüyoruz. Bir yansımasının altın tarafına olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü uzun süredir bir baskılanma söz konusuydu. Bu baskılanma neticesinde de ani hareketliklerin doğal kabul edilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki altın tarafındaki hareketlik neticesinde gümüş tarafında da daha sert hareketlikler olabilir diye düşünüyorum kendi açımdan. Peki gümüşle hafif böyle bir giriş yaptık. Altın mı gümüş mü Utku, ne dersin? Genelde hani düşerken gümüş daha fazla düşüyor altına göre. Ama yükselirken de eğer zamanlama iyi ayarlanırsa da minimum 2x 3x daha iyi hareket ediyor gümüş altına göre. Şimdi hani teknik tarafta durum ne? Gümüşteki kritik seviyeler nedir? Bir de altın mı gümüş mü? Hani yatırımcı risk algısında farklı alternatif arayışlarında gümüşe baksın mı bakmasın mı, ne dersin? Sizin de dediğiniz gibi altın tarafındaki aşağı yönlü hareketlikleri gümüş de aşağı yönlü olarak daha sert tepki verebiliyor. Yukarı yönlü hareketlikleri tam tersi olarak yine daha sert etkilerini görebiliyoruz. Bu da rasyo kaynaklı bakımdan baktığımız zaman. Bu sebeple ben bir miktar daha risk eğrimi fazla olan yatırımcının gümüş tarafına bir miktar daha yönelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü buradaki özellikle işte altın tarafında 2000 dolar üzerindeki kalıcık sonrası 2500 dolar bandan bahsediyoruz ama böyle bir hareketlilik neticesinde gümüşte çok daha fazla reaksiyonlar olabilir diye düşünüyorum. Bundan dolayı eğer yatırımcının risk eğilimi bir miktar daha fazla ise ve de bir miktar daha pozisyonlarında orta uzun vadeli bekleyebilecek varlıkları varsa gümüş tarafındaki bir miktar daha hareketlilikler takip edilebilir diye düşünüyorum. Teknik tarafa baktığımız zaman da zaten altına göre gümüş bir miktar daha iskontolu şu andaki hareketlikte. Yani aşağıda işlem görüyor. Neden? Gümüş 200 günlük hareketli ortamın hemen üzerinde işlem görüyor. Yani biliyorsunuz ki biz teknik açıdan 200 günlük hareketli ortamına ciddi anlamda önem veriyoruz. İşte üzerindeki karıcı hareketlik çünkü bizim için bir boğa piyasasına işaret ediyor. Aşağısındaki karıcı hareketlik de bizim için bir ayı piyasasına işaret ediyor. Ama gümüş şu anda 200 günlük hareketli ortamın üzerinde tutunma çabası içerisinde. Bu jeopolitik risklerin özellikle son haber akışlarının etkisinin de bu teknik seviye üzerinde gelmesi de bir miktarda soru işareti yerinin artmasına neden olabiliyor. Bundan dolayı da gümüş tarafındaki hareketlikler yakından takip edilebilir diye düşünüyorum. Özellikle burada 200 günlük hareketli ortalama kırılmadığı sürece bu seviye teknik anlamda da orta uzun vadeli görünümde yukarı yönlü hareketleri destekleyecek potansiyel bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Şurada da bir işte 20-50 kesişimine bir golden cross gerçekleşti ama bunun gecikme etkisi görmedi. Yani kısa vadeli görünümde 20-50 kaybedildi ama ben bu 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısında günlük kapanışlar görmediğimiz sürece bu taraftaki pozitif algımda bir miktar teknik açıdan devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. O zaman gözler gümüşte. Utku, malum jeopolitik riskleri yurt dışı piyasalarda oldukça fazla konuşuyoruz. İşte Rusya temalı aslında. Önce Ukrayna Savaşı, daha sonra Putin bu Ukrayna cephesini kapatıp Polonya cephesini açmak istiyor. Bir de üzerine Afrika tarafında Rusya ile Macron arasında, daha doğrusu Rusya ile Fransa arasında olabilecek bazı jeopolitik gelişmeler var. Yani Fransa'da eşittir Avrupa Birliği. Dolayısıyla hem buğday tarafında hem diğer tarımsal emtia tarafında yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Rusya deyince zaten petrol olmadan hani Rusya'sız bir petrol dinamiği de düşünemiyoruz. Petrol tarafında da hani sessiz sedasız yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Daha bir de üzerine Çin'in normalleşmesini de görmedik. Ki bu hafta Çin tarafında enflasyon gelecek, Amerika tarafında enflasyon açıklanacak. Çin Covid sonrası beklenen hızlı toparlanmasını yapamadı. Hani daha uyuyan dev Çin uyanmadan petrol bu haldeyse biz petrole 100 dolar diyelim mi? Hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı olmasın mı diyelim? Ne diyelim petrol için Utku, ne dersin?
Bence 100 dolar diyebiliriz Tuğberk Bey. Zaten ünlü yatırım bankaları tarafından da bu yıl sonu için 90 hedefleri vardı ki bunların da ben yukarı yönlü revize edilebileceğini düşünüyorum. Özellikle baktığımız zaman petrol tarafında ciddi olumlu haber akışı gelmeye devam ediyor. OPEC Plus üye ülkelerinden ciddi anlamda arz daralmasının önümüzdeki dönemde devam etmesine yönelik sürekli revizeler geliyor bu tarafta. ABD ham petrol stoklarında ciddi anlamda azalışlar görüyoruz açıklanan hafta verilerde. Bunun dışında Çin tarafında bir de son açıklanan PMI verinin olumsuz etkileri vardı. Yani henüz olumlu etkilerini sizin de dediğiniz gibi görmedik. Bu Çin tarafından aynen gelen olumlu haber akışında, olumlu veri akışında etkisiyle beraber ben petrol tarafında ciddi ani atakların görünebileceğini düşünüyorum ki İşte bu Afrika tarafındaki jeopolitik geriliminde tırmanması gerekir. 100 dolar seviyesinde üzeri mümkün gibi gözüküyor son aşamada baktığımız zaman. Bu da zaten bizim hatırlarsınız şurada 78 bandından bir long yönlü önerimiz vardı. Bundan da sıkça bahsediyorduk. Neydi bunun da aslında teknik görünüm olarak baktığımızda şuradaki düş trendinin artık kırılabileceğini ve şuradaki yatay bandın son bulacağına yönelik bir beklentiydi. Bunun nihayetinde şurada 86 bantlarını artık test etmiş olduk. Yani 78 bandından 86 bandına 8 dolar bir varı başında. Aslında Utku, yani bu gerçekten çok özellikle kaldıraçlı piyasalarda, yani forex piyasalarında hani 8 dolar oldukça önemli. Hani bazen özellikle seviye illüzyonlarına kapılıyor yatırımcılar. Hani ya 2 dolar veyahut da 8 dolardan ne olur, ama kaldıraçlı işlem piyasalarında onlar oldukça önemli yukarı potansiyeller. Hani onu da bir vurgulamak istedim. Çok doğru dediğiniz gibi, yani işte 1.10 kaldıraçı baktığınız zaman şu 78-44 direncinden girilen long yönlü pozisyonların burada 86 bandına kapanması ciddi anlamda kar realizasyonlarına sebep oluyor diyebilirim açıkçası. Bu da takip edeceğimiz desteklerde işte 85-30 ve şuradaki Fibonacci bandında 84-20 bandını takip etmeye devam ediyoruz. Tabii ki anlık geri çekimler normaldir ve enstrüman sürekli günlük bazlarda da yükseliş serisi içerisinde İllaki devam etmeyebilir. Anlık geri çekimler normaldir. Ama ana orta vadeli ve uzun vadeli görevinde buradaki trendin yukarı yönlü olduğu da bariz belli diyebilirim. WTI tarafta da yine aynı görünüm söz konusu. Burada da yine bu işte 73 bantlarından verdiğimiz bir hedefimiz vardı. Burada da düşüş trendi kırıldı. Bu kırılımla beraber işte 83 bandına doğru bir hareketlik gördük. Bu da hedefimiz de 84-20 bandıydı. Şu bandın üst noktasıydı. Bu hedefimizde beklemeye devam ediyoruz. Yine burada da işte temel görünüm aslında teknik görünümde destek. Görünüm nedir? O da düşüş trendlerinin artık kırılmış olması ve olumlu gelen haber akışlarıyla beraber bir yükseliş trendi oluşumu göze çarpıyor diyebilirim açıkçası. Utku, tabii bu noktada yatırımcılarımız da mutlaka uyaralım, bilgilendirelim. Forex piyasalarında volatilite oldukça yüksek devam ediyor. Bu aslında FX'in doğasından gelen bir unsur. Bazen haber akışlarıyla, bazen de hiçbir haber olmadan teknik momentumlarla çok sert barlar yukarı veyahut da aşağı yönlü görüyoruz. Tabii biz de burada olası yukarı yönlü hedef potansiyellerimizi ilettiğimiz zaman da hani bunlar nokta atışı cetvelle çizilmiş gibi işte nokta nokta küsurata değecek, oradan geri çekilecek veyahut da yukarı gidecek anlamına gelmiyor. Burada önemli olan dipten ya da tepeden dönüşteki verdiğimiz teknik tavsiyelerin yön anlamındaki başarısı. Hani örnek olarak herhangi bir yatırımcı 1-2 dolardaki karı anlamlı bulabilir. Pozisyonunu kendi risk algısı ve tercihlerine göre kapatabilir. Biz ona herhangi bir şekilde yönlendirmede müdahale bulunamayız. Çünkü biz burada sadece objektif olarak gördüklerimizi iletiyoruz. Dolayısıyla yatırımcılarımız kendi risk algısı ve tercihlerine bağlı olarak pozisyonlarını değerlendirmelerinde mutlaka hatırlatalım. Utku, sağ olasın. Özellikle hani petroldeki yukarı yönlü hedef potansiyelimiz gerçekleştiğinde seninle yine bir yayın yapalım. Hatta istersen yatırımcılarımızdan da talep gelirse videonun altına yorumlarda belirtsinler. Bir FX için canlı yayın açalım. Olur. Yatırımcılarımızdan gelecek bu yurt dışı hisse senetleri olabilir. Forex piyasaları olabilir. Kripto piyasası
olabilir. Çünkü kriptoda aslında ons altının farklı bir risk algısının yansıması olduğundan dolayı hani bazen Bitcoin'deki hareketler de ons'a yön veriyor. Ons'taki hareketler Bitcoin'e yön veriyor. Böyle geniş kapsamlı bir FX canlı yayını da yapabiliriz. Planlamasını yapalım. Videomuzu izleyenler de onlardan ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeye ve videonun altına canlı yayınımız için merak ettikleri, varlıkları, sormak istedikleri soruları da yöneltmelerini rica edip bize destek olmalarını rica edeceğiz. Utku, bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere, çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklar dilerim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.